Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili gençler. Sizlerle birlikte ayet 30'lu denememizin geldik 15. denemesine yarısına geldik artık. sizlerle birlikte ne yapacağız? Denememizi çözmüş olacağız. sınav öncesi almak isteyenler, denememizi almak isteyenler için de açıklamalar kısmına deneme linkini eklemiş olacağım. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. 15. denemenin bakalım neyi sormuşuz? Ne demişiz? Buna göre Türkiye'nin kültürünü inceleyecek olan araştırmacının faydalandığı tarihe yardımcı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Bir yabancı araştırmacı Türk toplumunun kültürünü, örfünü ve adetlerini incelemek üzere Türkiye'ye gelmiştir Bilgisine vermişiz. Burada e, tarih yardımcı bilim dallarından numizmatik neydi? Para bilimiydi. Para bilimi. Paleografya yazı bilimiydi. Heraldik arma bilimiydi. Arma bilimi epigrafya kitabe bilimiydi. Kitabe etnografya ise neydi? Kültür bilimiydi. Burada cevabımız Türkiye'nin kültürünü sorduğu için ne diyeceğiz? Etnografya e, diyeceğiz. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Hititler ile ilgili doğru bir bilgidir diye sormuşuz. Bakıldığı zaman başkentleri gor mu? Hayır yanlış. Gordion kimindi? Friklerin başkentiydi. Bu yanlış oldu. Fable adı verilen ilk hayvan hikayelerine rastlanmaktadır. Bilgisi doğru mu? Yanlış. Yine kime aittir bu? Friklere aittir. Ticarette çok ileri gittikleri için parayı bulmuşlardır. Bilgisi doğru mu? Hayır. Bu bilgi de yanlıştır. Bu bilgi kime aittir? Lidyalılara aittir. Tarih yazıcılığına önem vermişler. Tarihi olayları anal denilen yıllıklara kaydetmişlerdir. Bu bilgimiz doğrudur. Hititlerle alakalı özellikle Tanrı'ya hesap vermek için hatırlayınız. Ee, ne yapıyorlardı? Yıllıklara her şeyi kaydediyorlardı. Sevgili gençler burada cevabımız D şıkkı olmuş olacak. En büyük Tanrıları Savaş Tanrısı Haldi'dir. Bilgisi doğru mu? Yanlış olacaktır. Burada... Bu bilgi peki kime aittir? Hangi e, devlete aittir? Uygarlığa aittir. Bu bilgi ise Urartulara aittir. En büyük tanrısı Haldidir. Urartular. Geldik üçüncü sorumuza. Neyi sormuşuz? Cemel vakası ile ilgili bu parçada numaralandırılan e, bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Bakalım Müslümanlar arasında yapılan ilk savaş Cemel vakasıdır. Bilgisi doğru mudur? Evet. Sevgili arkadaşlar bu bilgimiz doğrudur. Savaş Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında olduğu için Cemel yani deve olayı olarak adlandırılmıştır. Doğru mu? Evet doğrudur. Savaşta Talha ve Zübeyr hatırlayınız şehit oluyordu arkadaşlar. Cemel vakası sonrasında başkent Hazreti Ali ne yaptı? Medine'den Irak'taki Kufe'ye taşıdı. Bu bilgi de doğrudur. Bu olay sonucunda Hazreti Ali şehit edilmiştir. Bilgisi yanlıştır sevgili arkadaşlar. Hz. Ali'yi şehit edecek hariciler olacaktır. E, hakem olayından sonra cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Geldik dördüncü sorumuza. Bakalım neyi sormuşuz? Dördüncü sorumuza. Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ile dönemlerinde yaşanan olaylar ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Diye sorduk. Önemlidir sevgili gençler. Bu hükümdarların dönemlerinde neler olmuştur. Bunlar bizim için önem arz etmektedir. O yüzden bu bilgilere dikkat ediniz. Bakıldığı zaman Kutalmış Kutalmışoğlu Süleyman Şah biliyorsunuz ki devletin kurucusudur. İznik merkez olmak üzere devleti kurmuştu. Birinci Kılıç Arslan döneminde başkent İznik'ten Konya'ya taşınmıştı. Niye taşınmıştı? Birinci Haçlı seferiyle Haçlılar İznik'i ele geçirdiği için Birinci Kılıç Arslan İznik'ten Konya'ya taşımıştı. 1. Mesut Türk, Türkiye Selçukluların ilk parası bakır madeninden basılmıştır. Bilgisi doğrudur. 2. Kılıç Arslan döneminde Bizans ile hatırlayınız 1176 tarihinde Milo-Kefalon Savaşı diğer adıyla Kumdanlı Savaşı yapılmıştı. Bu bilgimize doğrudur. Ama 1. Alaaddin Keykubat döneminde İlhanlılar ile Köse Dağı Savaşı yapılmıştır. Bilgisi yanlıştır. Köse Dağı Savaşı 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde yapılacaktır. 1243 tarihinde cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Özellikleri verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nin Haçlı ordularıyla yaptığı ilk savaştır. Hacı İl Bey komutasında, komutasındaki Osmanlı ordusu galip gelmiştir. Devletin başkenti Edirne'ye taşınmıştır bu bilgi hangi savaşla alakalı? Sırp Sındığı Savaşı'yla alakalı bilgileri verdik sizlere. Cevabımız aşık oldu değerli gençler. Geldik bir diğer sorumuza. Altıdayız. Divan-ı Hümayun üyesi olan sadrazamın görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? diye sorduk. Padişah vekilidir arkadaşlar. Padişah mührünü taşır. Kendisi Serdar Ekrem unvanıyla orduyu komuta eder padişahın olmadığı dönemlerde. Bu bilgimize doğru. Maaş olarak zahmet değil ne alacaktır? Has alacaktır değerli gençler. Ee, zahmet orta dereceli memurlara verilen topraktı. Ee, gelirleri tahsis ediliyordu. Ee, has ise e, gelirleri arkadaşlar yüksek dereceli memurlara verilen topraktı. Sadrazam da bunların arasında yer almaktadır. O yüzden burada cevabımız C şıkkı olmuş olacaktır. Fatih'ten itibaren divana başkanlık yapıyor sadrazam. Hükümdar mührünü de ayrıca taşımış oluyorlar. Geldik 7. sorumuza. Çanakkale cephesi ile ilgili bu parçada numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir diye sormuşuz. Bakalım ee, neler söylemişiz? Savaşın diğer isimleri unutma, unutmayacaksınız bunu sevgili gençler. 1. Gelibolu Savaşları, 2. Centilmenler Savaşı, 3. Yedek Subaylar Savaşı. Özellikle çok sayıda yedek subay şehit olduğu için bu savaşa da ayrıca yedek subaylar savaşı denilmiştir. Doğru bilgiler bunlar. Cevat Paşa, yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey'in Nusret mayın gemisiyle Boğaza mayın döşemesini sağlamıştır. Bilgisi doğru mu? Evet, doğrudur. Şu yüzbaşı Tophane Hakkı Bey'i unutmayacaksınız. Nusret Mayın gemisiyle Boğaz'a mayın döşeyen kişidir. Cevat Paşa'nın, Cevat Çobanlı Paşa'nın emriyle. Mustafa Kemal Jong Bayırı'nda ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum emrini vermiştir. Bilgisi doğrudur Jong Bayırı'nda. Mustafa Kemal başarılarından dolayı albaylık rütbesine terfi ettirilmiştir. Yarbaylıktan albayla Terfi ediyor Mustafa Kemal. Bu bilgimiz de doğrudur. Mustafa Kemal'in bu cephedeki görevi 16. Tümen Komutanlığı değildir. Nedir? 19. Tümen Komutanlığıdır Mustafa Kemal'in. O yüzden burada cevabımız E şıkkı olmuş olacaktır. 16. Tümen Komutanı ise Kafkas Cephesi'nde yapacaktır bu görevi Mustafa Kemal. Geldik 8'e. Bakalım 8 ne diyor bize? 12 Ocak 1920'de açılan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Son başkanı aşağıdaki devlet adamlarından hangisidir? Çok çok önemli bir bilgi değerli arkadaşlar. Çok önemli bir bilgi sorulabilir. Her an sorulabilir. Ve birçok öğrenci de bence bu soruyu yapamaz. Ama siz artık burada öğrenmiş olacaksınız. Notlarınızın arasını almış olacaksınız. Ve çıkarsa da Allah'ın izniyle yapmış olacaksınız. Son Osmanlı ve Musa Meclisi'nin son başkanı unutmayınız. Celalettin Arif Bey'dir. Mebin kitabına girdi bu bilgi. Bakın Meb'in kitabına girdi. Her an böyle bir soru ile karşılaşabilirsiniz. O yüzden lütfen dikkat ediniz. İlk defa duyduysanız da lütfen notlarınızın arasına mutlaka ama mutlaka alınız. Çok çok önemli bir sorudur. E, karşınıza çıkarsa inşallah yaparsınız. Geldik 9. sorumuza. Mustafa Kemal Paşa'nın isteği üzerine Yakup Kadri Kara Osmanoğlu Halid Edip adı var ve Yusuf Akçura'nın katılımıyla Aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda Yunan zulümlerini inceleme komisyonu kurulmuştur? Yine zorlayıcı ama bir o kadar da önemli bir sorudur ee, arkadaşlar. Bu e, komisyon Sakarya Savaşı'nın e, sonucunda kurulacaktır. İsteği doğrultusunda Mustafa Kemal Paşa'nın e, Yakup Kadir katılıyor, halledip katılıyor Yusuf Akçura katılıyor. E, Yunan zulümlerini inceleme komisyonu kuruluyor. Sakarya Savaşı'nın sonucunda bu bilgiyi dikkat, önemli bilgidir. Sizleri uyarmış olalım bu şekilde. Geldik ona. Son sorudayız. Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülüne aday gösteren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu devlet adamı arkadaşlar Yunan Başbakanı kimdir? Venizelos. Venizelos Mustafa Kemal'i Nobel Barış Ödülüne aday gösterecektir ama Mustafa Kemal arkadaşlar almayacak bu ödülü. Burada cevabımız C şıkkı Venizelos olmuş oldu. Evet, sizlerle birlikte e, ne yaptık? Toplamda yine 10 sorumuzu çözmüş olduk, 15. 15. denememizi bitirmiş olduk. E, sınavdan önce de mutlaka denememizi e, alırsanız e, tekrar çözerseniz inşallah buralardan sorular karşınıza gelecektir. E, açıklamalar kısmına dediğim gibi linki ekleyeceğim. E, kendinize çok çok iyi bakın. Değerli arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.